geldiği bu noktada bizler bağımsız savunmanın temsilcileri olarak yurttaşların haklarını korumak için görevimizi yaparken kışkırtılan cehalet ve şiddetin sonucu olarak müvekkillerimizle ve hukuki uyuşmazlığın konusuyla özdeşleştirildiğimiz için sorgulanıyor, yargılanıyor, saldırıya uğruyor ve hatta öldürülüyoruz. Kişisel verilerin korunması adı altında yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmanın faaliyeti, dolayısıyla silahların eşitliği ilkesi ve adil yargılanma hakkı engellenmektedir. Mesleki faaliyet alanlarımızın korunduğu, genişletildiği ve güçlendirildiği bir adli yıl istiyoruz. Stajyer avukatların, kamu avukatlarının, engelli avukatların, genç avukatların, emekli avukatların sorunlarının çözümü konusunda somut önerilerimiz göz ardı edilmekte, stajyer içeriği boşaltılmakta ve niteliksiz hale getirilmektedir. Adalete erişimin en önemli araçlarından ulusal ve uluslararası düzenlemelerin ve yükümlülüklerimizin gereği olarak verilen kamusal nitelikteki CMK zorunlu müdafilik hizmeti karşılığında anayasadaki angarya hesabı ilan edecek düşük ödemeler yapılmakta, fedakarlık hep avukatlardan beklenmektedir. Tahammül sınırlarını zorlayan CMK ücretlerinin avukatlık asgari ücret tarifesiyle eşitlendiği, avukatlık asgari ücret tarifesinin ülkemiz ekonomik koşullarına ve mesleğimizin saygın hale getirildiği bir adli yıl istiyoruz. Bununla ilgili son gelişmeleri de size aktarmak isterim. Artan fahiş hayat pahalılığı karşısında Mayıs ayından bu yana gerek Türkiye Barolar Birliği, gerek barolar birçok toplantı yapmış. Adalet Bakanlığı'na birkaç defa tarife gönderilmiş, yayınlanması talep edilmiş, yayınlanmamış. 5 Temmuz'da Sayın Adalet Bakanı ile Türkiye Barolar Birliği ve 25 Baro Başkanımız bir görüşme yapmış ve Ağustos ayı içerisinde sürdürülen görüşmeler neticesinde 2023'ü kapsayacak şekilde ve fakat kayıplarımızı telafi edecek düzeyde bir avukatlık asgari ücret tarifesi hazırlanmış, bakanlığın imzasına sunulmuş ve 3 Eylül 2022 tarihinde resmi gazetede ilan edilerek yürürlüğe girecek. Ve fakat geçen hafta pazartesi tüm meslektaşlarımızın malumudur. CMK zorunlu müdafilik ücretleri konusunda görüşmeler aynı düzeyde gitmemekte. Adalet Bakanlığı topu Maliye Bakanlığı'na atmakta, Maliye Bakanlığı Adalet Bakanlığı'na atmakta. Bu süreçte bize dayatılan angarya niteliğindeki ücreti kabul etmeyeceğiz. 5 Eylül pazartesi günü baro başkanlarıyla birlikte Ankara'da yeniden bir toplantı yapacağız ve bu konuda mutlaka ciddi bir avukatlık mesleğinin onuruna, vakarına yakışır CMK ücretinde ısrarcı olacağız. Biz baro başkanları olarak o gün belki orada bir eylem yapabiliriz, bir basın açıklaması yapabiliriz. Bunun neticesinde aramızda konuşulan konulardan bir tanesi